Merhaba sevgili gençler, 5. sınıf İngilizce kitabımızın 44 ile 58. sayfalar arasındaki 3. ünite Oyunlar ve Hobiler adlı ünitemizi beraberce cevaplandıracağız arkadaşlar. Ama öncelikle kanalımıza abone olup videolarımızı beğenin ve WhatsApp gruplarında arkadaşlarınızla paylaşın. Hızlıca ödevlerini bitirsinler ki beraber oyun oynayabilirsiniz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Ayrıca bu videonun altında 5. sınıfların tüm derslerinin yazılı soruları ve tüm kitapların çözümleri var. Bu videonun açıklama kısmına gittiğiniz zaman hepsini bulabilirsiniz. Evet, burada bu etkinlikleri, bu soruları cevaplayınız diyor. Burada iki tane soru var. Do you know the activities? Yani biliyor musun bu etkinlikleri, biliyor musun? Evet, tabii ki biliyorum diyor. Peki hangilerini seviyorsun, hangilerini beğeniyorsun diye sorduğunda ise masa tenisini. Evet. Masa tenisini seviyormuş, beğeniyormuş daha doğrusu. I like diyor. Table tennis, masa tenisini seviyormuş oynamayı. Ondan sonra şurada da diyor ki dinleyin parçayı, bu dinleme parçası çünkü arkadaşlar. Parçayı dinleyin ve duyduklarınızı işaretleyiniz. Parçayı dinleyin ve duyduklarınızı işaretleyiniz. Parçayı dinlediğimiz zaman at binmeyi sevdiğini söylüyor. Masa tenisi oynamayı sevdiğini söylüyor. Burada ip atlama, evet, skip rope, ip atlamayı sevdiğini söylüyor. Ayrıca gelelim, bisiklet sürmeyi sevdiğini söylüyor. Ride bike, gördüğünüz gibi bisiklet sürmek, ha bir de fotoğraf çekmek, özür diliyorum. Haydi ip atlama değil, fotoğraf çekmeyi var arkadaşlar. Fotoğraf çekme, ip atlama dedim ben. Hayır, ip atlama yok. Fotoğraf çekmeyi işaretlemişiz. Fotoğraf çekmeyi ve bisiklet binmeyi seviyormuş. Şimdi bakalım başka yukarıda bir şey var mı? Hayır arkadaşlar. Dört tane at binmek, masa tenisi oynamak, fotoğraf çekmek ve bisiklet sürmek seviyormuş. Dinleme metnini dinlediğiniz zaman bu dördünü duyuyoruz. Evet, siz de dinleme metnine tabii ki ulaşabilirseniz siz de dinleyip kendiniz de yapabilirsiniz. Yoksa biz de burada bakarak videomuza yapabilirsiniz. Evet, bu sayfa bitti. Bir sonraki sayfada görüşelim mi arkadaşlar? Hadi bakalım o zaman. Siz şöyle durdurayım. Siz yapın. Sonraki sayfada hızlı hızlı gelin. Hadi orada görüşelim. Evet gençler, geldik 45. sayfaya. İngilizce 5. sınıf kitabımızın 45. sayfasında. Burada etkinlikler verilmiş. Bu etkinliklere bakarak hangisini seviyorsunuz, hangisini sevmiyorsunuz ve neden sevip sevmediğinizi soruyor size. Bakın şurada yazıyor. Aşağıdaki etkinliklere bakın. Onları seviyor musunuz? Neden? Ya da neden olmasın şeklinde sizlere cevaplıyor. Burada ne var? Körebe var gördüğünüz gibi. Kamp alanı var, saklambaç var ve burada bilyelerle oynuyor. Marbles, bilye demek arkadaşlar. Bilyeler var. Hangisini seviyorsunuz? Burada cevap olarak ben Betül cevap vermiş. Kampı ve körebeyi seviyormuş. Origamiyi sevmiyormuş. Origami burada yok ama origamiyi sevmiyormuş. Gördüğünüz gibi dislike, origamiye dislike demiş. Körebe ve kampı sevdiğini söylemiş Betül. Siz de Betül'ün yerine kendi isminizi yazıp burada hangilerini seviyorsanız, mesela Marbles diyebilirsiniz ya da Hide and Seek diyebilirsiniz. Yani körebe, saklambacı seviyorum diyebilirsiniz arkadaşlar. Geçiyorum B. Siz yazın, durdurup yazın. Ben B'ye geçiyorum. Burada dinleme var burada arkadaşlar. Dinleme parçası. Dinleyin ve insanları dinleyin. Neleri sevdiklerini altına yazınız. Kim neyi seviyor diyor. Onu altına yazınız. Harry burada bilye oynamayı seviyormuş. Körebeyi, pardon, saklambacı Lisa değil mi? Lisa saklambacı seviyormuş. Mark kamp alanını seviyormuş. Beste Türk. Beste ise körebeyi seviyormuş gördüğünüz gibi. Mens buff arkadaşlar, blind mens buff, körebe oynamak demek. Burada da insanları dinleyerek hakkındaki özellikleri tabloya yazınız diyor. Evet, dinleyerek, dinleyin ve onların adı hakkındaki özellikleri tabloya yazınız. Harry şehir, country şehir ya da ülke demek. Danimarkalıymış, Liza İngilizmiş, Mark Arman, Beste Türk gördüğünüz gibi. 14, 13, 15 ve 12 yaşındaymış bunlar. Peki neyi seviyorlar? Marx futbolu seviyormuş ve bilye oynamayı seviyormuş. Lisa saklambaç oynamayı seviyormuş.
Mark kamp ve yakar top oynamayı seviyormuş. Bizim Beste ise gördüğünüz gibi balık avlama. Aa, balık avlama da var. Balık avlama ve saklambacı seviyormuş arkadaşlar. A, pardon, körebeyi. Saklambaç körebeyi karıştırıyorum ya. Körebeyi seviyormuş. Bu ne yapıyormuş bakalım arkadaşlar. Bu ne? Ha, neyi sevmiyorlar? Neyi sevmediklerini soruyor. Harry seksek. Seksek demek bu arkadaşlar. Seksek oynamayı sevmiyormuş. Çin fısıltıları ne demek bu ya? Lisa Çin fısıltıları, Çin fısıltısı. Anlamadım. Çin fısıltısını sevmiyormuş. Bu ip atlamayı sevmiyormuş Mark. Ata binmeyi sevmiyormuş Beste de. Beste de ata binmeyi sevmiyormuş. Peki burada kimi tanıtmış? Harry'yi tanıtmış arkadaşlar. Harry Danimarkalı, 14 yaşında, futbol ve bilye oynamayı seviyor. Seksek oynamayı ise sevmiyor şeklinde bitirmiş. Gördüğünüz gibi siz de aynısını yazın arkadaşlar. Evet, şöyle durdurup yazınız. Bir sonraki sayfada buluşalım. Hoşça kalın. Evet sevgili gençler, 46. sayfadayız. Burada okuma baloncukları var gördüğünüz gibi. Bu baloncukların içini okuyunuz. Diyor ki çocukların hangi etkinlikleri sevdiğini, hangilerini sevmediğini belirleyiniz. Sevdiklerini tik işareti, sevmediklerini ise çarpı işareti koyunuz. Şurada öyle diyor çocuklar. Bakalım neyi seviyormuş? Merhaba, ben Leo diyor. Benim hobilerim gördüğünüz gibi pul toplamayı severim ve heykel yapmayı severim. Ancak yüzmeyi sevmiyormuş Leo arkadaşlar. Toplamayı, heykel yapmayı seviyor. Ancak yüzmeyi sevmiyormuş. Merhaba, ben Carla. Buz patenine bayılırım diyor Carla. İyi yüzerim ancak futboldan da nefret ediyormuş. Aa, o kadar da kötü değil futbol ya. Neden nefret ediyorsun ki Carla? Değil mi? Futboldan nefret ediyormuş. Buz patenini yapmaya bayılırmış. İyi de yüzelmiş. Bakalım bizim Kerem ne yapıyormuş? Merhaba, ben Kerem. Futbol oynamayı seviyorum ama heykel yapmayı sevmiyormuş Kerem. Evet, aşağıda sevdiklerine tik, sevmediklerine çarpı işareti koymamız isteniyor. İşte bu şekilde arkadaşlar. Leo işte burada neyi sevmiyormuş? Leo yani bulmacayı sevmiyormuş. O yok gerçi orada ama Carla buz patenine bayılıyordu biliyorsun. Yüzmeyi de seviyordu ama futboldan nefret ediyordu. Leo heykel yapmayı seviyordu ama yüzmeyi sevmiyordu. Kerem ise futbola bayılıyordu, çok seviyordu ama heykel yapmayı sevmiyordu. Değil mi Kerem? Evet arkadaşlar, bu şekilde işaretleyeceksiniz. Evet, Leo, Carla ve Kerem'i bu şekilde işaretleyelim sevgili gençler. Evet, 46'yı bitirdim. Siz de bu 46'yı bitirin. 47'ye gelin, buluşalım. Evet gençler, geldik bir sonraki sayfamıza arkadaşlar. Burada da baloncuklar var. Baloncukların içinde sorular sorulmuş ve burada hangi aktivitelerden hoşlanıyor, hangisine hoşlanmıyor arkadaşlarınız, onları işaretlemeniz isteniyor. Ne diyor burada? Sınıfın içerisinde dolaşın ve aktivitelerden, masadaki aktivitelerden, şurada arkadaşlar şu aktiviteler, masadaki aktiviteler dedi, şu tablodaki aktivitelerden hoşlanan ve hoşlanmayan arkadaşlarınızı bulunuz diyor ve onlarla konuşun. Şimdi burada ne diyor bakalım bu arkadaşımız? Nedir senin hobilerin diyor. Sorulara bakalım. Türkçelerini de yanlarına yazdım anlayabilmeniz için. Nedir sizin favori aktiviteleriniz diyor bu kızımız. Bu ise diyor ki satranç oynayabilir misin? Bu da yüzmeyi sever misin diyor. Bu şekilde Türkçelerini yanlarına, üstlerine, altlarına bir şekilde yazdım. Evet, burada sınıfta gezip mesela bu nedir diyor. Neyi seviyorsun, neyi sevmiyorlar. Mesela şöyle diyelim, bir arkadaşımız mesela diyelim ki gece kamp yapmayı seviyormuş değil mi? Balık tutmayı sevmiyormuş, şöyle işaretleyelim. Doğada gezi yapmayı, kır gezisine çıkmayı seviyormuş. Yakan top ya da voleybol oynamayı seviyormuş. Bu şekilde işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. Tabii sınıfta bulduğunuz arkadaşlarınıza göre bu cevaplar değişecektir. Bu şekilde cevaplayın. Dört tane arkadaşınızı bulun. Kim neyi seviyor? Bu dördünden neyi sevmiyor? Kolaylıkla karşılarına isimlerini yazarak da işaret koyabilirsiniz sevgili gençler. Evet, geçiyorum aşağıda. Bir konuşma var yine. Arkadaşlarınız hakkında konuşunuz diyor bu da. Gelin yan yana, diyor ki arkadaşınız hakkında dedikodu yapınız. Mesela ne diyelim?
Bu demir kim? Emir satrancı seviyor ama futbolu sevmiyor. Emir hakkında dedikodu yapmış, bu konuşmuş. Bu da Rick hakkında konuşmuş. Ring heykel yapmayı sevmez ama yüzmeyi sever demiş bu arkadaşımız da arkadaşlar. Siz de sınıfta bulduğunuz mesela Ceren, ne bileyim, jimnastik yapmayı sever ama futbol oynamayı sevmez şeklinde mesela. Hale voleybol oynamayı sever ama yürüyüş yapmayı sevmez şeklinde şuralara işaret koyabilir ya da burada dedikodunuzu yazabilirsiniz, tamam mı? Evet, bu sayfamız da bitti. Bir sonraki sayfayı yapmaya gidiyorum. Siz de bitirip peşimden gelin. Hadi bakalım. Evet sevgili gençler, geldik bir sonraki sayfamıza. Burada ifadeleri okuyup eşleştirmemiz isteniyor. Aktiviteleri ifadelerle eşleştirin diyor. Burada aktiviteler var: origami, masa tenisi, saklambaç, tag yani etiketlemek ve seksek aktiviteleri var. Kim hangi aktiviteyi ifade etmiş, onlarla eşleştirmeniz isteniyor. De aynı sayfa içerisinde görünmesi için ben şunları biraz küçülteyim arkadaşlar, sizin için. Aynı sayfada aynı hepsi, evet şu anda görünebiliyor. Evet şu şekilde hepsi aynı anda gör. Biraz küçük oldu ama siz ekranınızı isterseniz büyütebilirsiniz arkadaşlar. Bir numara tag, etiket arkadaşlar, etiketle eşleştirilebiliyor. 2 numara origami yapmayı seviyor, kağıtlarla origami. 3 numara neyi seviyormuş? Evet sekseki seviyormuş, zıplamayı seviyormuş, jump, seksek zıplamayı seviyormuş. 4 numaraya saklambaç oynamayı seviyormuş arkadaşlarıyla. 5 numara ise arkadaşlar masa tenisi oynamayı, raketle masa tenisi oynamayı seviyormuş. Evet sevgili gençler, bu şekilde ifadelerimizi eşleştiriyoruz. İsterseniz ekranınızı yan çevirin, büyütün. Hepsi aynı anda görünsün diye ben küçülttüm şu şekilde. İsterseniz bir de büyüteyim, öyle geçireyim ekranda. Daha belki büyütme imkanı olmayan arkadaşlarımız olabilir. Evet şu origami bu arkadaşımızın işiymiş. Masa tenisi yeşil aşağıda geliyor arkadaşlar. 2 numara. Şöyle eşleştirmelerimiz şu şekilde olacak sevgili gençler. 3 numarada seksek oynamayı seviyormuş, zıplamayı seviyormuş arkadaşımız. Şu şekilde eşleştirebilirsiniz sevgili gençler. Evet, bu sayfamızda bu şekilde bittik. Bir sonraki sayfayı yapıyorum ben. Siz de burayı bitirip gelin.